Bugün sizlerle saç pigmentasyonu ile ilgili bazı açıklamalar yapmak için beraberim. Son zamanlarda karşıma çok fazla reklam çıkıyor. Bu saç pigmentasyonu ile ilgili büyük bir sektör var. Reklamların çıkması da gayet normal. Ama iş alakanın sığmadığını düşündüğüm bir konu var. O da aslında iki konu var. Birincisi, saç pigmentasyonunu ilk kim yaptı? Karşıma çıkan reklamlar hep şöyle. Birden fazla bu arada firma var. Sadece tek bir firma değil. İlk defa Türkiye'de saç kökü görünümüyle saç pigmentasyonu yapıyoruz. Yoğun saçlı bir şekilde gösteriyoruz şeklinde videolar var. Bu iş ahlakına sığmayan bir şey. Ustalığı, üstatlığı bir kenara atıp sadece para hırsıyla iş ahlakına sığmayan bir şekilde yapılmış reklamlardan birkaç tanesi gördüğüm. Bunun gibi yığınlarcası var bu arada. Saç pigmentasyonu işlemlerini 2011 yılında yapmaya başladım. Bana ulaşan bir saç hastası arkadaş böyle bir şey yapabilir misin dedi. 2010 yılında ve bununla ilgili araştırma yapmaya başladıktan sonra bu işi yaparak yavaş yavaş başlamış oldum. Sonrasında işi çok geliştirdim. Ve 2013 yılında yazmış olduğum, 2010 yılından itibaren hazırlık yaptığım son kitabım olan Dövme kitabının içerisinde de bu saç pigmentasyonu işlemini konu olarak aldım. Yani orada 2013 yılında basılmış olarak bir kitabın içerisinde konu olarak görüyorsunuz ve fotoğraflar bana ait. Dolayısıyla yapılmış bir işin ispatı da var. İspatlayabiliyorum size karşı, gösterebiliyorum. Fakat daha birkaç senedir bu işlemi yapan firmalar nasıl oluyor ki Türkiye'de ilk defa saç pigmentasyonu biz yapıyoruz diyebiliyorlar. Yani arkadaşlar, saç pigmentasyonu işlemini ben Türkiye'de sektörleştirdiğimi düşünüyorum. Bir iş alanı haline getiren insanlardan birisi olduğumu düşünüyorum. Sezar'ın hakkı Sezar'adır. En azından reklamını bu şekilde yapmayabilirsin. En azından bunu bu şekilde söylemeyebilirsin. Sonuçta bu işle ilgili eğer bir üstad varsa, usta varsa, bu işe başlamış insanlar varsa da onlara da saygı gösterirsin. Karşıma çıkan diğer bir reklamdan bahsedeceğim size. Bu da 15 senelik işlem garantisi. Çok komik. Yani bütün dünyada 13 senelik bir sektörden bahsediyoruz biz. Fakat 15 senelik garanti veren insanlar var. Gerçekten komik. Yani ben 13 senedir yapıyorum. Türkiye'de ilk defa yaptığımı söylüyorum. Şimdi 13 senelik bir işin geri bildirimini alıp sizle paylaşıp ben bu işe 13 senelik bir garanti veriyorum bu işe diyebiliyorum. Ama sen birkaç senedir yapıyorken nasıl bu şekilde garanti verebiliyorsun? 10-15 sene. Çok komik. Yani aklı mantığı olan her insan sorar. Kaç senedir bu işi yapıyorsun? Kaç senelik bir işletmesin? Kaç senelik bir ustasın? Ve karşılığında da ne kadar süre garanti veriyorsun? Yapmış olduğun 13 ya da 15 senelik bir işlem var mı diye sormanız gerekir. Ben soruyorum. Zaten yapılan işlerden de görüyorum. Olayı sadece para olarak gören, ustalığa, iş ahlakına hiçbir şekilde önem vermeyen, piyasada bu işi yapan insanlara da hiçbir şekilde saygı duymayan, tamamen insanları kandırmaya yönelik bir reklam olduğunu düşünüyorum ve söylüyorum. Umarım bu videoyu siz izlersiniz ve kendi kararınızı kendiniz verirsiniz. Benim için bazı şeylerin ilkini yapmış olmak önemli. Yani Türkiye'de ilk dövme kitaplarını yazdım. Türkiye'de ilk dövme üzerine belgesellere danışmanlık yaptım. Geleneksel dövme üzerine Türkiye'de ilk geniş çaplı alan araştırmasını yaptım. Ve sonrasında saç pigmentasyonunu da ilk olarak Türkiye'de yapıp aynı zamanda saç pigmentasyonunun da içinde olduğu medikal dövme
konusunda da isim babalığı yaptım. Türkiye'de medikal dövme nedir bilinmezdi. Bunlar benim için önemli. Yani Sezar'ın hakkını Sezar'a vereceksin. O yüzden bunların takdirini de siz araştıranlara, saç pigmentasyonunu araştıranlara bırakıyorum. Bu arada bir isim karmaşası var. Evet, saç dövmesi, saç pigmentasyonu, saç simülasyonu, hair pigmentation. Zaten benim markamın ismi de Hair Pigmentations, Scalp Micropigmentation. Bunların hepsi aynı işi anlatır. Yani saç dövmesini, saç pigmentasyonunu anlatır. İşlem aynıdır. Tabii ki her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır. Benim de yaptığım işte kendime özel tekniklerim var. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Sizlere iyi günler diliyorum.